Merhabalar, ben Kötüs Köte ve A'dan Z'ye Guild Wars 2'nin yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ve bu bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ancak ufak bir farkla level'ımız değişmiş durumda. Bu neden diye soracak olursanız, çünkü bu bölümde level'ları anlatıyoruz. Evet, oyun level'ları biraz karakteri tanımı olarak kullanıyor demiştik. O yüzden level'lar özelliklerinizi açıyor. Açar şekilde ilerliyor. O yüzden ilk başta özelliklerinizin çoğu açık değilken yavaş yavaş özellikleriniz açılmaya başlıyor. Siz de bu esnada karakterinizi tanımaya başlıyorsunuz. Evet. Ayrıca bir şey dikkatinizi çekecek olacak. Gördüğünüz gibi level'ım 20 ancak yanında bir adet aşağı ok ile beraber 8 işareti gözüküyor. Ve burada canıma dikkat etmenizi istiyorum. Ve şuraya gittiğimiz takdirde bu işaretin değişeceğini göreceksiniz. Evet, bu işaret 5'e düştü ve canım da düştü. Bu nedir diye soracak olursanız ana statlarınız, yani ana özellikleriniz bulunduğunuz bölgenin maksimum level'ına geri çekiliyor. Oyunda böyle bir mekanik var. Bu sayede üst level'dan insanlar çat çut diyerek düşük seviyedeki insanların bulunması gereken alanlara gelip oradaki yaratıkları öldürüp insanların hayatını zehir edemesin diye. Ya da üst level'dan biri alt level'dan birine rahatça yardım edebilsin diye. Evet, bu şekilde işliyor bu level düşme sistemi. Bulunduğunuz alanın, yani bulunduğunuz bölgenin maksimum level'ına göre sizin level'ınız düşüyor. Ayrıca bulunduğunuz bölgeden aldığınız XP oranı da sizin kendi level'ınıza göre artıyor. O yüzden küçük bir bölgede de kasabiliyorsunuz eğer o bölgeyi tamamlamamışsanız daha öncesinde. Bu size çok fazla hızınızı etki etmiyor. Yani yüksek level bölgesinde kasayım daha hızlı kasarım gibi bir olay söz konusu değil. Evet, değinilecek başka bir nokta ise pek çok özellik level'larla beraber açılıyor demiştiniz. Önceki videoda hatırlarsanız eğer sadece 2 adet, yani şurada 2 adet, burada da 1 adet skill'im vardı en son. Peki, bu ne oluyor? Level'ınız arttıkça öncelikli olarak şu skill'leriniz açılmaya başlıyor. Ve bir süre sonra 10. level'a ulaştığınızda senaryo görevinin devamı açıldıktan sonra 11. level'da ise şu kısım açılmaya başlıyor. Utility skill'ler ve utility skill'leri açtığınız andan itibaren şu training kısmı da açılıyor. Training kısmında şu hero point'leri harcayarak, bu arada level kazandığınızda da bunlar size veriliyor. Hero point'leri harcayarak skill'lerinizi alabiliyorsunuz. Ve skill'leri aldıktan sonra da kullanabilmeye başlıyorsunuz şuradan. Bunlara daha detaylı biçimde skill videosunda değinilecek. Ondan sonra hala açık olmayan bir skill slotumuz var. Bu da 31. seviyede açılacak olan elite skill'imiz. Elite skill genelde en güçlü skill oluyor ya da bazen sadece aşırı işe yarar bir skill oluyor. Bunun yanı sıra build kısmında da specialization kısmı var. Bunlar 21. level'dan sonra açılmaya başlıyor ve şu kısımlar kullanılıyor. Orada, burada basitçe karakterinizin pasif özellikleri diyebileceğimiz kısımlar oluyor ve her bir slotu farklı level'larda açılıyor. En sonuncusu 71 olmak üzere. Yani basitçe 71 level'a geldiğinizde karakteriniz temel işlev olarak her şeyiyle açık bir karakter oluyor. Sadece Elite Specialization'ınızı 80. level'dan sonra açabiliyorsunuz. O da Heart of Thorns'la beraber gelen kısım oluyor. Evet, level sistemi basitçe bu şekilde işliyor. Level'larınızı kastıktan sonra ise aldığınız XP'ler çöpe gitmiyor. Her 80 level'ı geçmiş karakterle birlikte Master'larınızı kasabiliyorsunuz ki bunlar ortak XP havuzu oluyor. Her 80 level geçen karakter buna katkı sağlayabiliyor ve Maguma'da ya da Tyria'da kazandığınız XP'ler bunlar ana harita ya da Heart of Thorns haritaları oluyor. Burada kazandığınız XP'ler basitçe Master'larınıza gidiyor. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Kötü sıkıntılı günler, iyi eğlenceler.